rasyonel beklentileri kırmak amacıyla niye Merkez Bankası hareket eder? İki sebep vardır. Bir, rasyonel beklentiler bir düşünce sepetidir. Önünde sonunda herkes der ki ya herhalde böyle yapar diye. Böyle bir görüş yok ise, yani piyasa bir kaotik anlayış içine girmişse, Merkez Bankası bazen hiç umulmadık bir hareketle güven verici bir adım atar. Evet. Vay be yaptı derler. İşte geçen Aynen, Eylül'le Eylül ilgili oldu. toplantısında. O zaman millet der ki oh be doğru bir patikaya girdik. Peki Merkez Bankası'nın her şey iyi giderken neden bir radikal adım atıp rasyonel beklentileri kırar? Çünkü piyasa oyuncularının çok güçlendiğini görür. Ve der ki para politikasının lehine adım atmıyorlar. Onlara şaşırtacak bir hareket yapayım der ama bunu iyi günlerde yapar. Kötü günlerde yapmaz. Şu anda kötü günlerdeyiz ama. Merkez Bankası'nın Eylül ayındaki hareketi doğrudur. Ekim ayındaki hareketi külüm yanlıştır. Net. Çünkü tersine yapılacak bir durum yoktu. Herkes olumlu bir patikaya girmiş, beklentisini dövizle ilgili köreltmiş, döviz tevdiat hesaplarındaki trend yavaş yavaş kafasını aşağı doğru vermeye doğru giderken canlandırmış. Dolayısıyla burada bir, dediğin gibi reel faiz hesabına dayanarak uygulanan politika yanlıştır. İkincisi, rasyonel beklentileri kırarak piyasayı regüle edeyim davranışı yanlıştır. Üçüncü yanlışa geliyorum. Emre Erkin'in kafasındaki modele göre Emre Erkin eleştiri yapmıyor. Benim kafamdaki ideal model yok zaten, uygulanmıyor. Mert Yılmaz'ın da yok, sizin de. Ben hükümetin kabul etmiş olduğu ve her seferinde açıkladığı programın aleyhine davranmıştır Merkez Bankası. Hükümet bunun gereğini yapmalıdır diyor. Çok net konuşuyorum. Bak, büyüme dinamiklerini bozdu Merkez Bankası aldığı kararla. Dövizi fırlattı, millet durdu bir kere. Faizi yükseltti, kendi elleriyle yükseltti. Para vermeyerek yükseltti, geçti gitti penceresiyle oynayarak yükseltti. Günlük fonlama maliyetleriyle ağırlıklı ortalama Kompozisyon değiştirdi. kompozisyonu değiştirdi vesaire bozdu. Enflasyon beklentilerini bozdu, her şeyi bozdu. Yani hükümetin yani hedef olarak koyduğu ekonomik modeli nasıl diyeyim erozyona uğratacak ne varsa şu an yaptı. Yani hem de bunu 15 gün içinde yaptı. Ben buradan diyorum ki Merkez Bankası yönetimi bu konuda hesap vermeli. Çünkü diyecek ki ben hata yaptım. Özür dilerim. Şimdi düzeltiyorum. Eğer bunu acele yaparsa her şey kurtulur. Bakın çok acayip bir açıklama yapıyor. Ama yapmaz ise Merkez Bankası bugün İhracatçının ithal girdiği gümrükten çekerken ödediği fazla paradan sorumludur. Tamam mı? Bir kişinin yatırım yaparken üstlendiği fazladan faizin sorumlusudur. Çok net konuşuyorum. Edilemeyen karın sorumlusudur. 40 yılda bir kendine bir araç almak isteyen adamın gidip ondan sonra otomobil ondan sonra galerisinde ya da distribütöründe %30, çünkü %100 vergi de geliyor ya her Tabii. hafta. %30 fazla da ondan sonra fiyatla görüp ya ben almasam iyi olur deyip hem araç satanı hem de satın almak istediğini mağdur etmesinden sorumludur. Daha sayarım size. Benzin fiyatlarının artmasından sorumludur. Çünkü bir kararla paramparça ettiler. Hocam atmadığı 200 bas puanlık faiz Paramparça artışı ettiler diyor. yani 10-25'i 12-25'e taşımayarak atmadığı o adımın bedelini bugün en az 400 puanla ödeyecek. Ben saygıdeğer Bakan Sayın Albayrak'a, ekonomi yönetimine ve Sayın Cumhurbaşkanımıza saygıyla sesleniyorum. Merkez Bankamızın attığı adım hükümetimizin politikalarıyla uyuşmamaktadır. Yanlış yapmıştır. Büyüme patikasında saptırmıştır. Aynı zamanda iç siyaset açısından da şu anki Cumhur İttifakı'nı da zayıflatmıştır. Neden? Çünkü her gün Milliyetçi Hareket Partisi'nden ya da AK Partisi'nden bir kişi ya bizi gördüğünde ya sokaktaki vatandaşı gördüğünde yükselen kurlar, yükselen faizler, yükselen enflasyonla alakalı hesap vermek durumunda kalıyor. Onların suçu ne peki? Yani bu karar, ha şunu diyemez kimse. Merkez Bankası bu kararı aldı, ona siyasi telkin var. Kardeşim sen o zaman niye orada oturuyorsun? Sen dersin ki ya siz öyle diyorsunuz ama kusura bakmayın bunun doğrusu budur. Ha efendim ben bu doğrusunu yapayım sizin hoşunuza gitmesin. O zaman ben de müsaade isteyeyim efendim bu saatten sonra benim onurumu, gururumu, namusumu hatta vatanı milleti çiğnetmeye gerek yok. Siz oradan öyle görüyorsunuz ama efendim bunun doğrusu budur. Ya ikna edeceksin sen bir kere.
Ha ben korkuyorum. O zaman ne bu görevleri kabul ediyorsun korkuyorsun sen? Şu yani ben şu elinden gidecek. Niye? İşte ben de işte dünyada bir görev yok, kulüp başkanı oldum, yok bilmem ne kurumunun başkanı oldum. Ya olur ya, gelirsin, seçilirsin, ertesi gün gidersin icabında. Niye? Çünkü senin bir duruş sergilemen lazım. Biz burada bu kadar adam, tamam mı? %90 ekonomistlerin tamamı, yahu sen ne yaptın diyoruz, hala sen ısrarla ertesi hafta bir karar alıyorsun, dün başka bir karar alıyorsun, sonra diyorsun ya biz oyuncağı kırdık galiba, yenisini alalım. Ya bak, Eylül'ü yapmasa, Ekim'de yaptığını Eylül'de yapsa, Ekim'de faiz artsa gene bu olmayacak. Peki ya, şimdi hocanın dediği gibi bakın, oyuncak kırıldıysa yeni tamam, oyuncağı nereden alacağız? Ben bir daha söylüyorum. Tekrar ediyorum. Ve hakikaten bu konuda da çok ciddiyim. İnanın program sunuyor. Diyor ki programın formatı bu. Biz ikimiz birden diyoruz ki hayır kardeşim, yaşımız da büyük ki siz böyle baskı altın. Sen dersin ki yapmıyorum kardeşim, programı alın gidin be. Sizinle mi uğraşacağım? Demeniz lazım. Tamam mı? Yoksa siz ya öyle işte Mert Bey ile Emre Bey öyle diyor deyip programı affedersin bizim taleplerimiz doğrusunda rezil bir hale getirirseniz sorumlusu yine sizsiniz. Tamam. Çünkü hiç kimse demeyecek ki Mert ile Emre'nin kapağı dönecekler, Mina Hanım'ın kapağı diyecekler. Aynen. Çünkü programı siz yönetiyorsunuz. Dolayısıyla ben böyle bir şeyi şahsıma yediremem. Ben daha evvel de biliyorsunuz bazı kurumlarda yöneticilik görevi yaptım. Biliyor. Federasyon, Türkiye İhracatçılar Meclisi başkanlarla kavgamız olmuştur. O satıcı başkanla münakaşam olmuştur. Yıldırım Demirel'le münakaşam olmuştur. Ama biz bir münakaşayı... Daha iyi ulaşmak içindir o. Daha iyi, evet. Onlar da Allah için bakın yani her ikisi de ondan sonra yani Yıldırım Bey tabii çok ayrı bir karakter. Oğuz Bey ayrı bir karakter ama asla ve asla egolarını tatmin için kavga etmediler ben. Anlat bize o zaman dediler. Yani ne demek istiyor? Böyle bazen ikna oldular, bazen beni ikna ettiler. Emre'ciğim bak öyle diyorsun de. Ve biz bunu usulette, suhuletle bir tanesini 7 yıl, öbürünü de 3,5 yıl devam ettirdim. Ama şöyle bir şey değil. Başkanım tamam sen de diyorsan doğrudur. Ya böyle görev yapılır mı ya? Yani demen lazım. Arkadaş dur o kararı verirsen biz paramparça oluruz. Olmayız Emre'ciğim de. İkna et. Yani ben şeyi anlamıyorum. Ya şeyim benim bir numaralı İdarecim bana böyle diyor. İşte benim bakanım böyle diyor. Ya sayın bakan nereden bilecek? Binlerce işle uğraşıyor. Borçların yeniden yapılandırılmasıyla uğraşıyor değil mi? Hazinenin alacakları uğraşıyor. Hazinenin borçlanması uğraşıyor. Sen de kardeşim sürekli soru sorma. Ben yarın ne yapayım diye. Yapıyorsa. Yapmıyorsa tenzih ediyorum. Ama ben diyorum ki bir yanlışla birçok kişi zarar etti. Şimdi İzmir depremi oluyor. Yahu bir yüreğimize su serpecek hareket değil mi? Göster. Ben bankaların borçlanma limitlerini sıfırladım. Ya nasıl bir şey bu ya? Yani bir deprem olmuş ya. Yani insanlar yaralanmış. Bankalar diyor ki acaba biz yardım edelim mi? İzmir'de bizden kredi alanlar var. Yapılandırmayı ben size diyor para vermeyi kestim. Ya sen hangi evrende yaşıyorsun? Türkiye yani, Bankalar Birliği sonradan bir açıklama yaptı gün içerisinde. Hocam dediği dün. Biliyorum. Gün içerisinde Türkiye Bankalar Birliği'nden bir açıklama geldi. İzmir'de depremde zarar gören vatandaşlara her türlü yardımın yapılacağına, kolaylığın sağlanacağına dair. Allah razı olsun. Hüseyin Bey'den razı olsun. Mehmet Ali Akben'den razı olsun. Çünkü piyasanın içinden geldikleri için konuyu biliyorlar. Ya düşünsenize bir banka yapılandırma yapacak İzmir'deki depremzedeleri. Merkez Bank, bunun kararı alınacak. Yönetim kurulları toplanıyor. Arkadaşlar biz de parmağını taşın altına koyalım. Merkez Bankası'nın açıklama. Sizin borçlanma limitlerini sıfırladım. Ya bu nasıl bir şey? Ya bana birisi bunu anlatsın. Yani inanamıyorum böyle bir şey ya. Yani gece maçı oynanacak elektriği kesiyorum ama falan gibi bir şey bu yani. Anlamıyorum ya. Birisi bana bu arkadaşların hangi evrende yaşadığını bir söylesin yani. Çünkü bakın bu deprem olmasaydı hani derdim ki son bir deneme yapıyor. Yani para vermeyip hadi siz birbirinize satın parayı, olmadı mevduat kabul edin. Biraz kendiniz arttırın bakayım faizi. Hocam bu ateş öyle zaten düşmez. Sonra, ha dövizini de sat. Biliyorum döviziniz olduğunu. Hadi bakayım döviz de satın piyasaya falan. Ama yani ben diyorum bir deprem olmuş diyorum Mina Hanım. Yaralar sarılıyor. Küçücük çocuklarımız çıkıyor içeride. Annem nerede diyor. Ölüyoruz yani anlatabildim mi? Ya parçalanmış durumdayız ama param diyor ki vermiyorum size para diyor bankalara. Allah Allah ya. Yani şimdi bundan sonrasında neler yapılması gerektiğini biraz da konuşalım. Çok da az vaktimiz kaldı çünkü. Kusura bakmayın yani bu duygusallığım ama yani hepimiz üzüldük yani. Tabii ki canım. Estağfurullah yani, hepimizin yani aklı orada, kalbi orada. Bir böyle bir şey var, bir su ver insanları, bir
bir nefes aldır değil mi yani, bir şey ver, moralini bozma insanlar. Şimdi yani bir şekilde Amerikan seçimleri bekleniyor, onu gördük, anladık. Seçim sonuçları açıklanacak, seçim sonuçları biraz büyük olasılıkla vadeye yayılacak şekilde bir anlam ifade eder hale gelecek. Bundan sonra hangi adım atılacak ya da hangi adım atılmalı? Ülkenin Merkez Bankası benim başkanı kamerama diyor girmezse. Ki pardon. Çok önemli, çok önemli iki tane Merkez Bankası'yla swap anlaşması yapmak üzereyiz. Normalde bunun ve bir tanesinde de aslında Çin'i ifade ediyor. Yani Asya Hı-hı. bölgesi ama borç değil diyor yani. Tamam işte yani gözleri çekik. Tamam yani bir kuşu tarif ediyor, kuş demiyor gibi bir şey yani. Normalde bu haberle Türk lirasının değer kazanması lazım değil mi? %100. Kazanıyor mu? Hayır. Kazanmıyor. Yukarı gidiyor mu? Gidiyor. Gidiyor. Niye biliyor musun? Çünkü piyasanın güvenini kaybettiniz kardeşim. Mesele bu. 8 kere swap konusu konuşulmaz. Yaparsın, atarsın imzayı. Aha bu dersin anlaşma. Piyasada ona göre fiyatlar. Ha, dolayısıyla faiz arttı. Ben şunu söyleyeyim. Mesele o değil. Biden'ın gelmesi aslında gelişmekte olan ülke para birimleri için pozitif. Ama özellikle Rusya ve Türkiye için bence böyle olmayacak. Doğru. Bu işin birinci kısmı. İki, bu faizi arttırmak zorunda kalacaksın. İster ara toplantı, ister 19 Kasım. Başka çare yok. O da sana bir çözüm olmayacak. Hocam benden çok daha iyi bilir. Merkez bankalarının attığı adımlar siyasetçilere bir alan açarlar, bir zaman açarlar. Orada yapılması gereken adımları atmaları için. Hani o evin önünü süpürmek gibi, ev ödevini yapmak gibi. Ne oldu? Türkiye 625 bas puan faiz arttırdı. %24'e çekti faizini. Doğru Çetin mu? Kaya zamanı diyorsun. Evet, eski başkan zamanında. Kur da 7.20'den 5.15'e geldi. Hı hı. Çözüm olsaydı bugün kuru 8.5 lira olmazdı. Demek ki arada başka bir şeyler yapılmış. Yahu bu film 2 yılda 3. kez seyrediliyor. 2 yılda 3. kez seyrediyor. Ülkenin sorunu sadece ekonomik değil. Burada yapılan şey İşte tansiyonu çıkmış hastaya bir dil altı verip o tansiyonu önce bir normalleştirmek. Ama sonrasında yapılması gereken işte sporu gibi, sağlığı, egzersiz gibi, pek çok şey var. Pek çok reçete var. Eğitimi gibi, hukuku gibi. Kesinlikle. O kadar çok şey var ki. Ya bu rekabetçi kur söyleminden de bir çıkalım Allah aşkına. Yani ülkenin sorunu sadece ekonomik değil. Yaşadığı hiçbir şeyden ders çıkartmıyor ülke. Ülkenin sorunu ekonomi bile değil. Allah tabii. İnanın ki. Hala fay hattın üstüne bina yapılıyor ya bu ülkede. Ahlak bizim sorunumuz. O ahlakı zaten her programda bir vurgulamak mecburiyetine maalesef kalıyoruz. Biz yani şu üç kişi gideriz. Berat Bey'den rica ederiz. Bizi koysunlar. Rahat rahat gider. Niye gitmez peki? İşte oradan buradan herkes bir el atarsa gitmez tabii. Aman bina onu yapma. Aman Mert Bey bir versin ki ya ne oluyor kardeşim bırak. Hadi size iyi günler. Yani geçenlerde Avrupa Birliği Büyükelçisi'yle yemek yiyoruz, yeni gelen. Bana ekonomiyi soruyor. Ya sayın büyükelçim, ekselansları bırakın Allah aşkına dedim ya. De ekonomi. Ekonomi basit mesele. Siz dedim asıl diğer meseleden kabahatlisiniz. Hayda niye dedim. E dedim biz de dedim 15 Temmuz'da bu alçakça girişimden sonra kalbimizi kırdınız bir kere. Bunu düzeltmek için hiçbir alt etmediniz. Tamam biz çok radikaliz. Biz dümdüz gidiyoruz. Tamam onu anladım. Ya siz bir gelip bir itidarlı bir şekilde oturup yani bir konuşmadınız da siz dedim hükümete sırtınızı dönerken hep beraber bütün Türk milletine döndünüz. Ya ülkenin ya, Avrupa Birliği'ne üye olma motivasyonu sıfırlanacak. Ya daha ne yaptığınızı bile bilmiyorsunuz. Avrupa Birliği'ne Brexit'le beraber bizim zaten tartışın. İnancımızı da düşürdünüz dedim. Yani biz dedik ya bu bir değerler bütünüdür. Burada İslam, Hristiyan mantığı ayrı, yoktur. Yok, ayrım yoktur. Yoktur. Bu bir genişlemedir, bu bir simbiyosistir. Dokular uyuyorsa birleşirsiniz. Bizi dedim rezil ettiniz. Yani Avrupa Birliği konusunda olumlu fikirler olan her aydın kişi rezil ettiniz dedim. Adam dedi olabilir dedi yani. Olabilir dedim, değil oldu dedi. Yani kusura bakma dedim yani bizi de bu hale getirdiniz. Biz de dedim iyice sertleştik. Korkunç ama yani. Korkunç radikal gidiyoruz. Bu arada erken seçim bekliyor musunuz? Ben olur. Ben bekliyorum. Siz de bekliyorsunuz olur, peki. Olur. Bu dışta olur.